Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ezvacihi ve sahbihi ve etbaihi ve utratihi ecmain. Euzu bi kelimatillahi tammati min gadabi ve elimi gabi ve şerri ibadi ve min şerri hemezati şeyatin ve euzu bike rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarımız, derslerimiz esbabın nüzul hakkında devam etmektedir. Cihan Peygamberi aleyhissalatü vesselam geceleri hiç uyumadan ibadet edeceğim, bütün gündüzler oruç tutacağım, işte hanımına yaklaşmayacağım gibi durumları Peygamberimize ulaştırılan bazı kimseler hakkında Peygamberimiz ne buyurdular? Yüce Allah'a kasem ederim ki buyurdu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bu Hazreti Ali Abdullah İbni Amir İbnül As ve Osman İbni Mez'un gibi zat-ı muhteremlere karşı bakın Peygamberimiz ne buyurdular. Allah'tan en çok korkanınız ve onun yolunda en muttaki olanınız benim buyurdu. Bana rağmen, yani buna rağmen hem oruç tutar hem iftar ederim. Yani tutmadığım günler de olur. Namaz da kılar, istirahat da ederim. Kadınlarla da evlenirim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyurdu sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Abdullah İbni Amir İbnül As'ın gündüz oruç, gece namazla meşgul olan ailesini ihmal ettiği haberi kulağına gelince kayıtsız kalmayıp kendisini görerek duyduğunun doğru olup olmadığını sordu ona. Evet doğrudur cevabını alınca öyle yapma. Bazen oruç tut, bazen oruç tutma. Gece namaz da kıl, uyu da. Zira cesedine karşı vazifen var. Gözlerine karşı vazifen var. Zevcene, hanımına karşı vazifen var buyurdu Peygamberimiz. İşte görüyorsunuz. Yine aynı şu özeti sunmaktadır. Kadının kocası üzerindeki haklarından biri kendisi ile cima etmesidir. Ancak miktarında ihtilaf edilmiştir. Bazısı bir defası vaciptir dedi. Mahmud Şafii gibi. Bazısı her dört gecede bir defa, bazısı da ayda bir defa vaciptir der. İbn-i Hazm kişiye karısı ile cima farzdır. Gücü yeterse her temizlik devresinde en az bir sefer olmalıdır.
aksi takdirde Allah'a asi olur demiştir. Ahmed İbni Hanbel'in Malik'ten rivayetine göre kişi hanımı ile cimayı özürsüz olarak terk edecek olursa, istese de istemese de cima edinceye kadar kendi haline bırakılmaz yahut da boşandırılır. Zira onun davranışı kadın için zararlıdır. Ahmet de bu görüştedir. Ebu Hanife beraber gecelemeleri emredilir. Gerisine karışılmaz der. Sevri kadın kocasından bu hususta şikayetçi ise 3 gün kocaya, 1 gün ve gece de kadına tahsis edilir der. İmam-ı Şafii ise biraz farklı cima hususunda herhangi bir vecibe konmaz. Hanımın nafakası, kisvesi ve hanımıyla beraber kalması farz olur demiştir. İşte kıymetli efendiler, görüyorsunuz ki ne kadın kocasını ihmal edebilir, ne koca da karısını ihmal edemez. Bir kısım rivayetler Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin etbaının cinsi hayatları ile yakinen ilgilenip bazı tedbirler aldığını göstermektedir. Abdurrazzak'ın tahricine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine bir kadın gelerek, "Ey müminlerin emiri, kocan gündüzleri oruç tutar, geceleri de namaz kılar," der. Hazreti Ömer de, "Kocan hakkında iyi senada bulundun," cevabını verir. Fakat orada bulunan Ka'b İbn-i Sevir söze karışarak, "Bugünkü kadar dehşetli bir şikayet, böylesine hoş bir düşmanlık görmedim," deyince Hazreti Ömer de, "Sen böyle anladıysan aralarında hükmet," der. Sevir, "Ey müminlerin emiri, Allah 4'e kadar kadınla evlenmeyi helal kıldığına göre her birine 4 günde bir gün efendim tahsis edip o gün onunla yiyip içecek ve onunla geceleyecek demektir. Şu halde bunun kocası da her 4 günde bir sefer bunun yanında kalmalıdır," der. Fakat İbnül Kayyim'in Ahbarun Nisa'da zikrettiği bir rivayete göre karısının kendisine az temas ettiğine dair şikayeti üzerine Hazreti Ömer'in hükmüne müracaat eden bir erkek için de bir kimse her temizlik vaktinde bir temas da bulunsa hakkını eda eder hükmünü verir. İşte kıymetliler, Hazreti Ömer'le ilgili diğer bir rivayete göre kızı Hafsa'ya uğrayarak, "Kızım, söyle bakalım, bir kadın kocasından ne kadar müddet ayrı kalmaya tahammül edebilir?" diye sorar. Hazreti Hafsa radıyallahu anha utanarak, "Babacığım, Allah sana mağfiret etsin. Senin gibi birisi bu meseleyi benim durumumda olan birisinden sorar mı?" der. Babası da,
bu raiyetimle ilgili almak istediğim bir tedbiri ilgilendirmeseydi senden sormazdım der. Hazreti Hafsa şu cevabı verir. 4-5 veya 6 ay der Hafsa annemiz. Bu cevap üzerine Hazreti Ömer, gazve için çıkanlar bir ayda yerlerine varırlar. 4 ay harp ederler, bir ayda da geri dönerler diye düşünerek askerlik müddetini 6 ay olarak tahdit eder. Diğer bir rivayette de kocamı bir yıl benden uzak tutmak Allah'tan reva mıdır? Ben de kadınım. Kadınların arzu ettiği şeyi ben de arzu ederim diye tarihte bulunan bir kadının gazveye çıkmış bulunan kocasını haber salarak derhal geri getirtir Hazreti Ömer. Ey dünya, dersinizi alın Yüce İslam'dan. Kadının, bakın o hali üzerine Hazreti Ömer cepheden 6 ayını dolduran askeri geri çağırıyor ki hanımına karşı görevini yapsın da gitsin diye. Nitekim İncil'de Hazreti İsa Allah'ın melekûtü uğruna ev ya kadın ya kardeşler ya ana baba ya çocukları bırakmayı emreder. 590-604 yıllarında papalık makamını işgal eden papa, efendim, Grant bu konudaki Hristiyanlık görüşünü daha vazıh olarak şöyle demektedir. Zevci muameleden hasıl olan zevk insanı kaçınılmaz bir tarzda kirletmektedir. Hatta karı ve koca sadece nesil elde etmek için birleşmiş bile olsalar. Evet kıymetliler, neslin muhafazası ve nev'in bekası. Yüce İslam'da cimadan maksat, efendim, neslin muhafazası ve nev'in bekası, vücutta hapsedilmesi bütün beden için zararlı olan bir maddenin dışarı atılması, ihtiyacın giderilerek lezzet elde edilmesi ve nimetten istifade. Büyük tabiplerin cimayı sıhhatin bir şartı olarak kabul ettiğini belirtir. Bir kısım selefin de kişi üç şeyde azimli olmalıdır der. Yürümeyi terk etmemek, çünkü bir gün muhtaç olur demişlerdir. Yürümeyi terk etmeme. Yemeği terk etmeme de. Aksi takdirde midesi küçülür. Cimayı terk etmeme de. Zira kuyu boşaltılmazsa suyu çekilir. Dediğini Muhammed İbni Zekeriya'nın da kim uzun müddet cimayı terk ederse asaplarının kuvvetleri zayıflar, mecraları tıkanır, zekeri takallus eder. Bir nevi
kurutma için cimayı terk edenleri gördüm. Derhal bedenleri soğudu. Hareketleri zorlaştı. Sebepsiz olarak üzerlerine bir bitkinlik çöktü. Arzuları söndü ve yediklerini de hazmedemez oldular dediğini rivayet etmektedir. Evet, Süfyan es-Sevri'nin de efendim İbni Abbas'ın bu ümmetin en hayırlısı kadınca çok olanıdır dediği rivayet edilir. Suyuti diğer bir çokları gibi cimanın Allah'a daha hulusla ibadet için kalbi dünyevi arzularından temizleme vasıtası olduğunu da zikreder. Evlilikte hayır vardır. Bazı fukaha da cuma günü cenabetten temizlenme guslüyle gusleder de sonra camiye giderse efendim burada da cimaya teşvik manası çıkarmışlardır. Böylece göz harama bakmaz, nefis sükunet bulur demişlerdir. Bunu da İbni Ömer Hazretlerinden geliyor bu haberde. İfrata gitmemesi tavsiye edilir. Aksi takdirde aklın zayıflayacağı belirtilir ve sonra da itidalin 4 günde bir olduğu kaydedilir. Yani bunun normali 4 günde 1'dir. Daha normali haftada 1'dir. Ondan sonra da her temizlik 15 günde veya her kadının aybaşı adeti temizliğinden sonra ayda 1 keredir. Ve sonuçta da güçleri nispetinde, iki tarafın istekleri nispetinde, iki taraf karı koca birbirlerinden helali olarak faydalanırlar. Cinsiyetle ilgili bazı meseleler, oruç ve edviye, sünnet, onu zapt-ı rapt altına almayı emreder. Yani nefsini zapt-ı rapt altına almayı emreder sünnet-i seniye. Evlenmeye gücü yetmeyen oruç tutsun. Zira savun ona husseleri hurma gibidir. Yani ona husseleri burma gibidir. Oruç nefsi teskin etmekte en müessir amildir. Peygamberimiz tavsiye ediyor. Evlenmeye gücü yetmeyenlerin oruç tutmasını Peygamberimiz tavsiye etmiştir. Şehvet kırıcı vasfı galebe çalar. Oruçtan bahsediyoruz. Oruçla şehvet kesilmezse, kafur vesaire kullanmak yoluyla şehveti kırmak caiz değildir demiştir Nevevi. Yani mutlaka evlenmelidir diyor. Nevevi de bir güzelim İslam alimidir. Kendisi Şafii mezhebindedir. Osman İbni Maz'un Hazretleri de ya Resulallah ben bekarlığın beni günaha sevk edeceğinden korkan bir kimseyim. Müsaade buyurun hadımlaşayım diyerek izin ister. Bu da
oruç tut cevabını alır peygamberimizden. Hadımlığa peygamberimiz müsaade etmez. Hayvana temas konusunda da bir kimse hayvana temas edecek olursa, temas edeni de hayvanı da öldürün. Efendim, fukaha bu meyanda Ebu Hanife, Şafii, Malik ve Ahmet bu konuda hat bulunmadığı ve hadiste geçen öldürün emriyle zecirde şiddet kastedildiği hususunda ittifak etmişlerdir. Bu kabih bir ameldir. Yani çirkin, kabih olan takbih edin demiştir. Yani bunu bu çirkin işinden dolayı kınayın. Tabi tazir cezası da vardır. İstimna konusunda da eliyle nikah yapan melundur. 7 kişi vardır, kıyamet günü Allah onların yüzüne bakmaz. Ne onları günahlarından temizler, ne de ameli salih ehliyle bir araya getirir. Ateşe ilk girenler olarak onları cehenneme atar. Ancak tevbe edenler müstesna. Bunlar eliyle nikah eden, Lut kavminin ameliyle amel eden, homoseksüel, içki müptelası kimselerdir diye peygamberimizden böyle bir haber rivayet edilmiştir. Evet, eliyle nikahtan maksat eliyle, zekeriyle oynayıp kendini boşanmasına sebep olmasıdır ki bu da zaruret hallerinde üzerinde ihtilaf edilmiştir. Üzerinde daha çok konuşulmuştur. Said İbni Cübeyr, Yüce Allah istimna yapan bir ümmete azap indirdi diye de buyurmuştur. Evet, bu da Said İbni Cübeyr'den gelen bir haberdir. İki şerden ehven olanı tercih şeklindedir. İbni Abbas Hazretleri bu hususta soran cariye ile temas istimna da zinadan ehvendir der. Yine Hanefiler ile bir kısım Hanbeliler de aynı şekilde bazı kayıtlarla buna cevaz vermişlerdir. Bu da tabii ki zaruret hallerinde. Tahtavi şöyle demiştir. İstimnaya cevaz iki haramdan hafif olanı tercih etmektir. Ancak İbn-i Abidin'in Miracut Diraye'den yaptığı şekilde istimnanın şartlar tahakkuk ettiği takdirde evli içinde cevazına hükmedenlerin olduğu anlaşılmaktadır. Bu da zinaya düşmemek için. Kur'an-ı Kerim, ey Resulüm, mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını, namuslarını korusunlar. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını, namuslarını korusunlar. Bu da ayeti kerime, Kur'an-ı Kerim'de.
bakması bile pek çok ulema haram kabul etmiştir. Şehvetle bakmak, bakın, haram olduğuna göre. Ötesini düşünmek lazım. Zinanın her türlüsünden kaçınmak da lazım. Zinaya giden yolun nazardan geçtiği ifade edilmekte ve yani nazar bakış demektir. Nazar iblisin zehirli oklarından bir oktur buyurulmuştur. Hazreti İsa'nın gözünü kapadığın müddetçe fercin zina etmez dediği kaydedilmektedir. Zinaya götüren göz zinasıdır. Öteki zinaya götürür. Hazreti Ali ile ilgilidir ki Peygamberimiz ey Ali ihtiyarsız olarak kaymış olan nazarına ihtiyari olarak müteakip nazarlar ekleme. Zira sana birinci helal ise de diğerleri değildir. Yani gözün istemeyerek bir kadına takıldı ama gözünü çevirdin. Bu nedir? Elinde olmayarak olmuştur. Bunda af vardır. Ama tekrar tekrar döndüm baktın. İşte o zaman göz zinası ortaya çıkar dedi Peygamberimiz. Hazreti Ali'nin şahsında dünyaya mesaj verdi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, fazlın yüzünü aksi istikamete çevirerek kadınla fazıl arasında vaki olan bakışmaya mani olduğunu görüyoruz. Fazıl o zaman Peygamberimizin terkisinde daha delikanlı olmaya yakın bir durumda. Bir kadına bakmak istemiş ama Peygamberimiz onun yüzünü başka tarafa çevirmiş eliyle hem de. Memnu nazar fitneye bahis olacak. Şehvetle olan nazardır. Yani bakışlar, kötü bakışlar şehvetle bakışlardır. Evet kıymetli ve muhterem izleyenler. İşte görüyorsunuz Yüce İslam hayat dini olduğu için helal düzene ayarlı bir İslam hayatı vardır. Evlen. Karı kocanın kıymetini, koca da hanımının kıymetini bilmeli ama İslami kurallara da iki tarafta tabi olmalıdır. Peygamberine tabi ol. O eşsiz bir önder ve örnektir. Peygamberine tabi ol. İslami ilimleri iyi öğren. Hazreti Ayşe validemizden gelen haberde radıyallahu anha Kur'an-ı Kerim'deki Allah sizi dil alışkanlığı olarak maksatsız yapılan layv yeminleriniz için müahaze etmez. Ayeti kişinin sözünde sıkça kullandığı vallahi evet billahi hayır gibi yeminleri için nazil oldu. Yani bu ayeti kerimeden bahsediyoruz, esbab-ı nüzülden. İmam-ı Malik Hazretleri layv bir kimsenin öyle bildiği için bir şey hakkında yaptığı yemindir. Ancak sonradan o şeyin bildiği gibi olmadığını anlar. Bu durumda yaptığı yemin için gerekmez.
Ancak bir kimse de çıkıp günahkar ve yalancı olduğunu bile bile birilerini memnun etmek veya bir malı elde etmek için yemin ederse, bu öylesine büyük bir günahtır ki bunun kefareti yoktur. İşte görüyorsunuz, burada yeminleri, ağız alışkanlığı olan yeminler var. Bir de yalan yere yapılan yeminler var. Bu ikisini de burada açıklamış olmaktadır. Biri Hazreti Ayşe, öbürünü İmam-ı Malik açıklıyor. Yeri geldikçe daha da açıklanacaktır. Fıkıh, amelde fıkıh bölümünde bunların hepsi açıklandı. Şimdi esbab-ı nüzulle hadis külliyatından sizlere ne yapıyoruz? Keşif notları vermeye çalışıyoruz. İbni Abbas Hazretleri radıyallahu anhü Kur'an-ı Kerim'deki kocaları bekleme müddeti içinde barışmak isterlerse onları geri almaya herkesten çok layıktırlar. Karı koca arasındaki durum bu da. Ayeti kerimesi hakkında, Bakara suresi 228. ayeti kerime hakkında şunu söyledi. Erkek hanımını 3 talakla da boşasa, hanımını geri almaya herkesten daha çok hak sahibi idi. Ancak bu hüküm Cenab-ı Hakk'ın şu sözü ile neshedildi. Nasih mensuh olayı var burada, dikkat edin. Boşanma 2 defadır. Ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmasıdır, yani boşamasıdır. 3 talak boşadıktan sonra artık iş işten geçmiş olur. O kadın başkasıyla evlenmek mecburiyetinde kalır. Başkasıyla evlenmedikçe, birbiriyle cinsi temasta bulunmadıkça ve evlendiği kocası da boşamadıkça eski kocasına gidemez. Bu bir cezadır. Rastgele karı boşanma. Boşanmaz. Boşarsan işte sonuçta böyle olur. Evet, cahiliye devrinde kişi hanımını boşar, 1000 kere boşayıp geri dönebilirdi putperest devrinde. Yüce İslam cahiliye devrinin bütün adetlerini alıp attı, ayağının altına aldı. Cenab-ı Hak şu ayeti inzal buyurdu. Boşama 2 defadır. Ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmaktır. Bakara suresi 229. Efendim, bunu da muhaddislerimiz Tirmizi, Muvatta gibi kıymetli muhaddislerimiz rivayet ettiğini görmekteyiz. 3 talakı da bir defada vermeyi caiz kabul edenlere göredir. İmam-ı Şafii gibi. Efendim, bunlar 3 talakın beraber verilmesini haram kabul ederler. Ebu Hanife, 3'ü beraber verilecek olsa, haram da olsa talak vaki olur demiştir. Haram yoldan karı boşamaktır. 3 talakı birden vermek, haram yoldan boşamak demektir. Ama yine de boşanmış olur. Nami Azam'a göre. İyilik yaparak bırakma. Ya gelince, Rabbimiz Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu burada erkeğe boşadığı kadına
bütün mali hukukunu ödemesini, arkadan kıybet etmemesini, karalamamasını, kötü şekilde yad etmemesini, işte şöyleydi de böyleydi de demeden iyilikle boşanmalarını, halkı ondan nefret ettirmemesini emretmektedir. İyilikle bırakmadan iddeti bitinceye kadar kadını tutması da anlaşılmıştır. Boşanan çiftler birbirlerine iftira atarak, karalayarak boşanmasınlar. Geçinemiyorsan, varsa bir illetin, iyilikle boşan diyor. Karıya da, kocaya da. Birisi onu karalıyor, iftira üstüne iftira atıyor. Öbürü onu karalıyor. Bunlar İslam ahlakı, İslam'a göre boşanma değil bunlar. Bunlar ancak düşmanın yapacağı şeylerdir. Yüce İslam'da evlilik meşrudur. Boşanmak da eğer başka çare kalmadıysa o da meşrudur. Son çare de boşanmaktır. Niye birbirine kötülük ederek boşanıyorsun ki? Tamam, geçinemiyoruz. İyilikle ayrılalım deyin, ayrılın. Cenab-ı Hak tüm kötülüklerden ve kötülerin tüm şerlerinden, bilhassa da iftiracıların şerlerinden de Cenab-ı Hak bizleri, ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin.